Merhabalar. Bugün sizlere vajinal lazer uygulamalarından bahsedeceğim. Bu elimde gördüğünüz, uygulamadan önce kullandığımız küçük bir lokal anestezik. Ne yapıyoruz? Önce kadınlar bize idrar kaçırıyorum, vajinamdan hava geliyor, sık sık tuvalete gidiyorum diye başvurduğunda önce jinekolojik muayene. Jinekolojik muayenede idrar kesesindeki sarkma seviyesi, vajinal bollaşma seviyesi, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Simir alınıyor ve vajinal kuruluk, menopoz durumuysa onlar ayrıca belirleniyor. Daha sonra lazer odasına alınmadan önce hemen vajina içine az bir miktarda da olsa lokal anestezik uygulanıyor ve yarım saat 40 dakika, 45 dakika kadar bekleniyor. Beklendikten sonra lazerimize geçiyoruz. O görmüş olduğunuz lazer G-Runner dediğimiz fotonanın son derece önemli, özel bir teknolojisi. Tamamen robotik bir lazer anlayışıyla geliştirilmiş ve hiçbir manuel girişime, hiçbir elle girişime ihtiyaç duymuyor. Bu gördüğümüz cihazda 60 derecelik açıyla ve tamamen özel ayna modelleriyle lazer atımları gerçekleştiriliyor. Lazer atımları önce 60 derece ile vajina içine gerçekleştirilirken gördüğünüz kuars camın içinden vajinaya işliyor. Ve vajinayı boylu boyunca 10 santim boyunca dönerek, gördüğünüz gibi ben elimle hiçbir şeye dokunmuyorum, cihaz kendiliğinden nasıl böyle gidiyorsa aynı şekilde bu şekilde kendisi geri çekiliyor ve atması gereken enerjiyi 60 derecelik açıyla idrar kesesinin altına tık 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 diyerek atıyor ve idrar kesesinin altının sıkılaşmasını sağlıyor. Böylece idrar kesesi, sarkan idrar kesesi yukarıya doğru kalkıyor. Şimdi size küçük bir uygulama yapacağız ve IncontiLase uygulamasının birinci aşaması olan IncontiLase 1 protokolünü uygulayacağız. Birazdan sesleri de duyacaksınız. Lazerimize başlamış oluyoruz. Ve bu şekilde lazer atışlarını gerçekleştiriyoruz. Lazer farklı farklı hasta gruplarında çok etkisi olan bir tedavi yöntemi. Mesela şöyle bir hastamız da olabiliyor. Hiç doğum yapmamış, 35 yaşında, kilo almış, sonra birden kilo vermiş. Günde 10 kereden fazla tuvalet ihtiyacı var. Benzin istasyonlarında duraklaya duraklaya yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Ailesinde kolajen yetmezliği, fıtık hikayesi var. Hiç doğum yapmamış ve ilişki sırasında havanın giriş çıkışını hissediyor. Gaz kaçırma gibi bir ses duyuyor. Bu kadında da doğum yapmadın sen, vajinan normaldir, genişlememiştir diyemezsiniz. Ve lazer tedavilerinden ciddi olarak fayda görür. En azından bir seans vajinal lazer tedavisiyle durumu görüp ondan sonra karar vermek de en önemli haklardan bir tanesi. Ya da ilk doğumunu zor yapmış, 3 kişi üstüne çıkmış, bastırmış, çok ıkınmış kadınlarda da vajinanın çapı doğumla birlikte bozulur. Vajina kasları ve dokusu bozulur. Bu durumda da vajinal lazer tedavileri yine bozulmuş olan hasarın, doku hasarının düzeltilmesi için birebirdir.